Videoya girmeden önce ufak bir açıklama yapacağım. Neden video odasını yapmadım? Çünkü malım unuttum. Ee, size sağ üstte iki tane oyun bırakacağım. Uzun süredir size şeyi söylüyordum. Yeni video atmaya başladığımdan beri. Neredeyse her videoda söylüyordum yeni oyuna başlayacağımıza dair. Ee, sağ üstte oylama yapmanız için size iki tane oyun bırakacağım. Uzun süredir dediğim gibi bahsediyorum zaten bu oyunlardan. Ee, oylamanızı lütfen yapın ve yeni oyun hangi oyuna başlayacağımıza karar verin. İki oyunda bana uyar. Clash Royale'e... Daha önce çok oynamadım yani birkaç kere sadece oynayıp silmiştim o kadar. Clash of Clans derseniz de yine oynarız hiç sıkıntı olmaz. İkisinde çok fazla tecrübem yok ama hızlı bir şekilde öğrenebilirim diye düşünüyorum. Onu dert etmenize gerek yok. Sadece oylamanız yeterli. Lütfen kendi keyfinize göre verin oylamayı. Hani hangisini istiyorsanız onu yapın. Başkalarının oyuyla falan uğraşmayın abi. hanginiz Hangisini istiyorsanız onu belirtin mutlaka. Şimdiden çok teşekkürler. Herkese selamlar, ben Emre. Bugün Moto Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve şimdiden bayramınız kutlu olsun. Ee, geçirdiğimiz bu ikinci bayram galiba, ikinci e, Ramazan bayramı. İyi, güzel güzel, yavaş yavaş e, büyüyeceğiz. Daha da güçleneceğiz inşallah. Hadi bakalım, güzel bir boş yaparaktan başladık. Bugün karakter tanıtımımız var. Zaten başlıkta görmüşsünüzdür siz muhtemelen onu. Hemen Day of the Dead, Jade'imizin yanına bir gidelim. Aşkım benim, geliyorum sana. Collection'dan gelmeyelim, direkt Faction Wars üzerinden ayarlayalım. Bir beşli savaş atalım. Edittiğim, gel kardeş. Şimdi şöyle yapacağız. E, name üzerinden gidelim bakalım. Jade abla neredesin abla? Göremedik mi seni ya? Geçtik mi ya? Jade day of the date. Day of the date mi? Dead. Day of the dead Jade. Şimdi bunun yanına ne alsak diye düşünüyorum. E, her şey olur açıkçası ama benim favorilerim olacaktı şurada. Scorpion kardeşim gel sen mi? Lan dur lan yanlış tıkladık ya. Liu dolur yanına Scorpion dolur. Genelde o takımı yapıyorum zaten. E, ana karakteri yaşatmak adına. <laughs> Nerede o? Hellspawn aslında olur da buna gitmez çünkü ee, Martial arts karakterimiz yok. Force güzel gider. Ve yanına Liu Kang abi neredesin abi? Buradasın abi. Şöyle bir gel bakalım. E, Faction Wars'a girdiğimiz da zaten yani şuradan fight'a bir girelim. Fight'tan sonra iş ekipmanlarını ekleriz. Gerçi bu bayağı gibi hayvan gibi ekipmanlanmış ama. Olsun. Hard Battle'a şöyle bir girelim. Lan şuraya da farklı bir zorluk getirmediler gitti ya. Kaç yıldır oyun aktif? 2010'dan beri galiba var bu oyun. 15 pardon 15 de olması lazım. Ben ilk çıktığı zaman da 14 15 arasıydı galiba. O zaman oynamıştım çünkü. Telefonum iPhone 4 kıçıkır iPhone 4'tü böyle. E, hayvan gibi kasıyordu var ya. Ama gene de oynuyordum. Her neyse güzel boş yaptıktan sonra Jade ablacığım sen onu bir ver. Retamer bizde kalsın. Yanına ne alalım senin? Rengimizi şunu ver. E, şunu hiç kullanmadık bakalım. Kullanalım bir şimdilik? <laughs> Yan tarafa şu Epik şeyimiz var, zırhımız var. Hemen devam edelim. Her şeyimiz açık galiba. Bunun pasifinden başlıyorduk anlatmaya. Bu arada... Ee, neyse tamam onu videonun başında söylemiş olacağım size. Yine video başı olayına geçiş yaptık bakalım hayırlısı. Her neyse. Şimdi... <laughs> Evocation ne oluyor bunun? Evocation ikinci eti neymiş? Tamam şuradaki pasifi görüyordum da. Ee, suyumdan bir yudum şöyle bir içeyim. Heh tamam geldim. Su içtim geldim hemen. Şimdi... Pasifi bu ablamızın... Ee, bu arada bursa pasif varsa yazabilir miyorum yorumlara. Şimdi. E, bak ghost shield chance diyor. Bu hayalet bir kalkan kazanma ihtimalimiz oluşuyor. Oğlum yalnız burayı baya güzel şey yapmışlar ha. Pasif olayını baya güzel. Aşırı güzel düzenlemişler. Helal olsun. Hoşuma gitti şu an. %40 ihtimalle e, shield alıyormuşuz. Ve e, second of ghost shield. Bir saniyelik ghost shield kazanma ihtimalimiz var da. Bu 7 ne 7 saniye mi oluyor. 7 saniyede 1 mi yoksa ne o anlarız şimdi birazdan. İkinci tenimizi kullandıktan sonra after using evocation diyor ya. Onu kullandıktan sonra ve giriş yapıp çıktıktan sonra Day of the Dead Jade %40 şansla tüm Day of the Dead karakterlerine Ghost Shield kazanma ihtimali sağlıyormuş ve karşı rakibin deme, tüm hasarını 7 saniye boyunca karşı rakibe yansıtıyor. Yani eee var ya Warlock Quanchi, Warlock Hunt Quan, yok. Turnumut Quanchi. Quan pasifine 7 saniye boyunca sahip oluyoruz. Onun pasifini biliyorsunuzdur umarım. Bir e, bil Bilenler şu an anlamıştır ne demek istediğimi bilmeyenler için de rakip size vurduğu zaman kendisine yansıtıyor tüm yani hasarın ha hepsini burada hepsini hatta daha ondan daha güçlü tournament kanşıdan daha güçlü bir hale geliyoruz ciddi güzel bir pasif <laughs> %40 şans da hiç düşük değil bu arada eğer yükseltilebiliyorsa max level'a gelmiş gerçi şimdi karşı assassin karakterler ee... O oh, reduce bilmiyorum bak bunun anlamını bilseydim güzeldi hemen bunu öğrenip geleceğim. Çeviri mal gibi çevirdi Google çeviri ama anladığım kadarıyla ee, şu Reduce'dan anlamını tam doğru düzgün çeviremiyor. E, karşı rakibin hasarını %10 ihtimalle şey e, dojlama ihtimalini %10 azaltıyorsunuz. Karşı rakibin dojlama ihtimalini. Bu da güzel bir şey aslına bakarsanız. güzel Asıl karakterlerin hepsinde geçerliymiş. Şimdi hemen giriş yapalım. Pasif umarım anlatabilmişimdir. Anlamadıysanız yorumlarda bir kere daha açıklayabilirim. E, ona göre şey yapmanız yeterli. Şuna tıkladığımızda bu arada ne oluyor? Ekstra canı falan veriyormuş. Tamam. Şöyle çıkalım hemen. E, ee, kankacımız eşyalarını verdik. Tamam. Giriş yapalım. Karşı rakibin gücüne şöyle bir bakayım. 35.000 falan var. 2 tane 35.000 canlı var. Bende öyle bir şey yok ama. Ya çok dengeli gibi. Tamam tamam. Hoşuma gitti. Artık Ramazan da bittiğimize, bittiğine göre kahvemizden çayımızdan içebileceğiz. Bu güzel bir şey. Gireceğim mi artık oyuna kardeş? Lan fight lan. Yok ya girmiyor. Şu an sağ altta dönüyor bakın sadece. Aptala bak. Kanka gireceğim mi artık? Girmedi abi oyuna ya. Valla bir dakika yakın bekledim yok girmedi. E, ee, fight onla şey fight dedim halde savaşmadı. Niye sebebini bilemiyorum. Şimdi eşya taktığımız için daha hayvan gibi güçler gelecek. 31 bin 23 bin 32 bin. Şuna bak. Yani adaletsiz bir şey oldu ama neyse. Girelim bakalım. Yüzde beşte ve yüzde beşte nasıl duyduğunuzu gerçekten öğrenmek isterim. Eğer arttırmam gerekiyorsa arttırayım, düşürmem gerekiyorsa düşüreceğim. Mutlaka yazmış olun abi. İki üç kişi yazsa yeterli. Ee, <laughs> Şimdi kankacım. Senle şöyle vektör abicim. Senle bir savaşalım bakalım. Bak arkada yalnız animasyonlar baya hoşmuş ha. Güzel oyun güncelleniyor sürekli. Fire efektini yememiz kötü oldu bunu yalnız. Şimdi ghost shield'ımız çalışacak mı? Onu çalıştın da ben size bir ayıktıracağım. Birinci tenini şöyle bir atalım. Ee, böyle zıplayıp normal cihet gibi vuruyor ve kalkan kırıyor karşıda. Black shield değil mi? Shield break aynen. <laughs> Black shield ne ya? Kafamızdan bir şey uydurduk anasına. Şunu bir al bakalım. Al kanki şunu. 12.000 gayet de güzel vuruyor lan bu arada. Vallahi iyi ya. Bir seviye. Bak kalkanımız bu arada çalıştı gördünüz bilmiyorum ama. Az önce skill atmasına rağmen işe yaramadı. Ee, Ghost Shield bakın adı üstünde zaten. Kalkan geldiğinde belli olmuyor. Damage yemedik az önce. <laughs> Demek ki tetiklendi. Giriş çıkışlarında tetikleniyor rakiplerin herhalde. Ya bilmiyorum duruma göre. Şimdi kankacım sen azıcık savaşacağım çünkü diğerinin canı çok az kaldı. Bunu bir al ikinci yeteneği atalım direkt ya bunu öldürelim biz. Birinci TNJ'den normal bir şekilde sopasıyla zıplıyor ve karşı rakibin kalkanını kırıyor. Yani kalkanını kırdıktan sonra yaptığınız düz vuruşlar ve e, yetenekler daha fazla hasar veriyor karşı rakibe. Özelliği bu. Bizi yakması güzel açıkçası çünkü can dolduruyoruz buna karşılık bakın canımız şu an 436 şeklinde doluyor. Baya iyi abi. Kime gelir? girip şunun birinci senin bir kere daha atmak istiyorum derken oyuna girerken de bu arada sürekli bu şekilde giriş çıkışlarda jet hasar vuruyor. Yani eee kullanıp kullanıp çıkıp çıkıp girmeniz önemli. E, biraz biraz hasar vuracak illaki katkısı olur ve bunlar kritik vuruşta yapabiliyor. Bilginiz olsun. Hemen devam edelim. Eee Cyro var karşıda. Black Dragon Kane. Oo, Black Dragon bu muymuş lan? Eski Kane onun Black Dragon yapmışlar oğlum. Yani açıkçası çok etkilenmedim. Normal Kane oydu bu. Black Dragon'a dönüşmüş. Örmek abimiz var bir de. 47, 16, 47 bayağı sıkıntı. Cyromancer bir sıkıntı çıkaracak gibi ama. Neyse. Hemen Jade'in ikinci yeteneğini tanıtmaya çalışacağım. Çünkü üçüncü yeteneğini tanıtmak bayağı bir sıkıntı olacak bizim için. Gerçi yo. yanına bir tane kitan alsam. Veriyor ya. Ulan sesim gene gitmediyse çok söyleyeceğim ya. Gerçekten bak sövdürteceksiniz bana. Mobilde şu sıkıntı oluyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama. Maç Baş başlarken tıklamaya özen göstereceğim. Şimdi. ikinci teneğimizi hemen bir atalım. Düz vuruşlar zaten normal ee, karakterler gibi. Şunu bir al kanki. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Kaydırmak çok zor şu an. <laughs> wow bir çift aşağı kaydırıyor. Oğlum bunu sevmedim ben ya. Kaydırmaları sevmiyorum. Kaç vuruyor? 18.000 yere düşünce bir daha vuruyor. Şu an Ghost Shield'ımız çalışıyor galiba. Aynen bak hasarın hepsine yansıtıyor bak. Abi aşırı iyi değil mi ya? Bence bayağı iyi ciddi ciddi iyi. %40 ihtimalle çalışıyor alttaki şeyimiz. Aşırı iyi oğlum. Ciddi aşırı iyi. Gelip çıkmaya özen göstermeyi unutmayın Jade'le oynarken. Mark'ımız çok güzel çalışıyor lan bu arada. Shao mı var orada? O kalk... şey nereden geldi? What the fuck? O sopa ne ya? Black Dragon'ın pasifi mi o? Ben okumadım onu ama. Böyle bir şey yoktu eskiden. Hocam ne oluyor? Niye hasar yedim ben? Neyse. Şöyle bir gir bakayım. Girerken de vurmuş olalım. Bakın kritik vurdu. Dediğim olay bu. Şunu bir atalım. %40 ihtimalle kalkanımız çalışacak mı acaba? Umarım çalışır. Şöyle bir al kanki. Devam et. Güzel. 25.000 Asarımız çalışıyor. Kalkanımız bu arada çalışıyor. Lan baga gir. Baga girdi. Aa. Az önce baga girdi bu arada. Ciddi ciddi. Oğlum. Eli gördünüz mü? Eli kalkmıyordu. What the? Öyle garip bir şey ilk defa yaşadım lan. Şunu bir al. Kaç vuracak? 17.000 kritikle birlikte bayağı tatlı vuruyoruz. Ölmedi. Kurtardı kardeşimiz sağ olsun Scorpion kardeşçim. Kalkanımız burada çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Şu an çalışıyor. Bozuldu ama. Şey geçti. Oo, üçüncü skill'ini atmış. Onu fark etmedim ben. Çok da önemli değil zaten. Eee Sıra bende kardeş. Senin varsa benim de var, hiç sıkıntı yok. Hadi bakalım. Lüken gelmiş, kussun bir. Reis efsane vuruyorsun ya. Ben dayak yedim şu an. Benim canım acıdı. 2700 mü? Kalkanım vardı bu aptalın. Evet. Defansını arttırıyormuş şu kalkanı. Tüh. Mal gibi boşa kullanmış olduk. Yenilme ihtimalim şu an yüksek bu arada buraya. Çünkü çok sıkıntı abi. Ciddi çok sıkıntı. Allah'ın cezası çar ya. Scorpion yüzünden yaşadığımız şeylere bak. Abi benim acilen can doldurmam lazım da. Oo, moruk yenildik. Vallahi burayı yenildik ya. O Scorpion'un ölmesi çok kötü oldu bak. Hazırlıksız yakalandık orada. Artı ben 3. yeteneğimi çok kötü kullandım Ve Bon Shield'ım çalıştı Adamsın ya Bon Shield Vallahi adamsın kardeş Şimdi skill'leri bunun şu an kapalı ee, Umarım kapalı kalmaya devam eder Canım da olacak çünkü Yapma be Yendik mi lan Bir dakika yendim 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 abi Hadi geçmiş olsun kardeş Easy kolaydı zorlanmadım Mal Devam Kodumuz da 42 olsun Lan niye kaydıramadık hiç ya Vallahi hiç kaydıramadım ya Too easy. Aynen öyle. Jade ablamızın dediği gibi. Güzel buradan da iyi kasılıyoruz. Feats of Strength'e kasıyoruz yan taraftan. O da güzel abi. Üçüncü savaşa geldik ve bunun üçüncü tenini göstereceğim bu arada size. Ken, Shikung Lao, Johnny Cage. Hmm. 26, 9500. Karşı takım bu arada çok dengesiz. Hani şu an çok güçsüz. Niye böyle oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Oyun mal gibi eşleştirmiş bunu. Ben bu adamın ağzına tükürdüm çünkü. Sesim galiba yine kesildi az önce. Ekrana tıklamayı unuttum. Oğlum bunu nasıl unutacağım? Unutmayacağım ya. Ona alışmam lazım. Üst üste mobil videosu çeksem aslında alışırım da. Üst üste mobil videosu çekmiyorum işte. Bir de sizin seçtiğiniz oyunu oynayacağım. O da ayrı bir olay. Neyse. Hayırlısı ya bakalım. Şöyle bir al kim? Bak en güçlüleri bu siz düşünün karşı takımın hani. Bunu vurmayacağım bilerek çünkü şey olacak yani. Düşünce tenini gösteremeyeceğim öyle olursa. Ya Allah belanı versin. Geri zekalı aptal Johnny Cage ya. Zar zor doldurdum birinci yeteneğini. Şeyin ikinci yeteneğini. Salak şey attı. Ne o adı aklıma gelmedi ya. Allah kahretmesin. bunun niye, yani, niye yalnız bu niye tek yedi ya. Oğlum o nasıl bir hasar. Ya nasıl bir şeysin. Zar zor tıkladım. Buna geçeyim de ben. Ölmesin bu canlı doldursun yan tarafta. Ö Lan ölüyordu. Pasifi gitti ya. Scorpion'un Johnny sen çok canımı sıktın kardeş senin ağzına. Oğlum canı bunun 9000 değil miydi? Ben mi yanlış gördüm? 90000 miydi lan yoksa? Yoksa bu özel takım falan mı yapmış ya? Ben mi öyle hissediyorum? Senin pasifin ne? Oha! All bronze teammates yüzde 300. Ya ananın... Oha! Bunu ciddi anlamda bilmiyordum ben. Oğlum o nasıl pasif lan? Reis. Bursa pasif sensin bence. Vay anasını be. Helal olsun ne diyelim. Tamam bronz karakter. Bak nasıl vuruyor nasıl vuruyor bak. Allah kahretmesin seni ya. Ama ikinci yeteneğini attık gene değil mi? Üçüncüyü atamadım. Çok da az kalmış ha üçüncüyü şey yapmaya. Neyse artık geçti. Kaydırabildiğim kadar kaydırdım. Kaydırı bak Cem ile diyerekten. Oy. Ulan. Neyse. Biraz kötü oldu ya. Bayramda da evde kaldık anasını çıkamadık. Kodumun virüsü yüzünden kaldık evimize sıkıştık. Takım güzelmiş ha öyle bir takım yapılır aslında. Neyse. Aklıma düşme değil. Bir tane dost. Ekrana tıklasam bile bu arada ses gidiyor. O girim tam girerken 2 saniyelik bir yer var ya. Orada kesiliyor ses. Onu engelleyemiyorum. Garip. Kendi abicim. Sen niye böyle bir güçlü geldin bana? Canın çok fazla senin ya. Yan taraftakiler de bu arada hasar yiyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bak Kenshi şu an hasar yiyor mesela arada. Dikkat edin oralara. 900. Üçüncü seneyi doldurmaya çalışıyorum bu arada. O yüzden bunları böyle hani skill atmadım. Üçüncü yeteneği göstereceğim size. İkinci yeteneğini bu arada okumadım ama Zaten göründüğü gibi abi. Şu üçüncüyü bir atalım hemen. At bakalım. Of bunun çok kötü ya. Taş taşlarınız gidiyor abi. Taş taş patlatmak da ayıp be ablacım. 23.000 vurduk. Muhtemelen yetenek full değil. İki katını alın siz. 46.000 vuruyorsunuz. Gayet güzel bir hasar bence. Bunu bir al bakalım kankam. Bu arada düz vuruşları diğer rakipler gibi değil lan daha farklı. Şu an hasarımız düşürüldü. Bakın damage şey yazıyor. <laughs> Yazık ya bize. Yazık kafamıza. Oğlum hala var ya. Yeter lan. Sıçacağım şimdi senin pasifine ha. Aptal çar. 40-45 saniye falan tutuyor herhalde hasarımızı düşük bir şekilde. Çok fazla oğlum ya. Geri zekalı şey şunun adı neydi? Unuttum. Adını unuttum. Takeida. Allah seni kahretsin. Vur bakayım reis. Üçüncü yeteneği dediğim gibi çok pislik. 16.000 vurdu kendine. Bir daha 15.000 vurdu. Aptal Kenshi. 32.000 hasar vurdu. Salaksın oğlum. Yazık kafana. Al şunu da. Seni Scorpion'la bitireceğim işini. Böyle bir. Aa %80'de kaldı. Neyse. Hadi al. Hop. Ve şunu gömdük mü 15.000 temiz. Yanımız zaten yenilince hiç sıkıntı yok. Ee, var mı yoksa? Varmış abi. Sıkıntı varmış. Adam ağzımıza tükürdü. Ne bir al. Ee, shield break'imiz var mıydı ya? Üstüne bir de şunu vurduk mu? Sen tarihe geçiyorsun kardeş. Jade güçlü çar. Ee, özellikle Day of the Dead karakterleriyle kullanınca ciddi güçlü. Hem de kalkanınız çok çok hani aşırı önemli ya. Bununla çoğu yere gidebilirsiniz yani çıkabilirsiniz. Karşınıza çok güçlü rakip olduğunda bunu alırsanız özellikle kendine vuracaktır. Bayağı iş yapar. 16.000-34.000 yani 28 ve daha ikinci evriminde. Bence bayağı iyi. Hemen girelim son takımımız denelim bakalım hızlı bir şekilde. Ulan başım ağrıdı niye öyle oldu ya? Normalde başım ağrımazdı. Soğan yiyince benim başım ağrıyor abi. Böyle bir mal bir bilgi. verin vereyim. Soğan yiyince gerçekten başım ağrıyor. Sustum bu arada orada. Oğlum oyuna girerken ses gidiyor. Çıldıracağım ya. Düzeltemiyorum onu bir de. OBS'in kendi salaklığı. Allah Allah. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Benle alakalı değil. OBS'in aptallığıyla alakalı. Güncelledim ama bilmiyorum ya. Böyle kaldı. %100 hasar vurduk bu arada gayet iyi. Jade ablamıza karşı biraz çekiniyorum açıkçası. Hani uçar çok sıkıntılı uçar bildiğiniz gibi. Anlatmıştım da bir bir önceki karakter tanıtımı buydu zaten. Hasar yansıtması çok büyük sıkıntı. Girerken hasar vuruyor, çıkarken hasar vuruyor. Çok iyi ya bir al bakayım blok breaker'ımız çalıştı. Çok güzel. Bir de bunu al yavrucum. Fena vuruyoruz ya. Böyle bir tıklayabildiğim kadar 195'te kaldık olsun. Bunu da vur. Kritik vuracağım mı yine? 13.000 olsun. Vurmasan da olur. 9600 falan vuruyor. canımızın en 1400 1400 yeniliyorum derken öleceğim. Onu fark ettim şu an. İnatla 3 defa skill attı görüyorsunuz değil mi şerefsiz adiye. Pasifiyle de öldürdü. Senin ben ağzına tükeyim. Ya yine çalıştı pasife. Hiç vurmasam da olurdu. Bir de special atakları kilitliyor bak. Oğlum çok kanser bir çar. Allah'ım kendi kendimi öldürüyorum ya. Dur benim kalkanımın çalışması gerek yoksa bunu yenemeyebilirim ben. Hadi çok güzel. Tamam artık daha kaçın dayırsanız ben yani öldün. Senin kadar zorlu oğlum. Kalkan kırmamız var. İşte bayağı iyi bu. Kaydırmaları yapamıyorum pek ama Olsun. Güzel. Tamamdır abi. Jade'in tanıtımı bu kadar. Ee, Day of the Jade'de yani yapmanız gereken en açıkçası basit. Çünkü güçlü bir çar. Hani Jade'lerin çoğu böyle broken dediğimiz çarlardan. Hani dengelenmemiş, dengesiz çarlar. <laughs> o yüzden bol bol kullanmanızı tavsiye ediyorum size. Oylama yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.